Herkese merhaba, öğrenci uzmanı Emre Erdem Akkaya. Bugün anlatacağımız konu Yoimbin. Yoimbin tüm dünyada aktif bir şekilde sertleşim bozukluğu için kullanılan takviye edici gıdalardan bir tanesi. Yoimbin Afrika'daki bir ağacın kabuğundan elde edilerek yapılıyor. Yani tüm dünyada yaklaşık 50-60 seneden beri satılıyor. 2000'li yıllar kadar küçük mavi ağaç çıkana kadar yani çok popülerdi. Gene de popüler ama tabii popülerliğini eskisi gibi değil. Yitirdi bir miktar daha popülerliğini. Yoimbin Türkiye'de satışı ve üretimi yasak. Yoimbin'in yurt dışından temlere kullanan hastalar görüyorum. Yapılan çalışmalarda sonuçlar şöyle. Sadece Yoimbin'in yapıldığı çalışmalarda %70 ila 40 oranında sertleşim bozukluğu olan hastalarda fayda göstermiş. Ama hiçbir işe yaramadığını söyleyen de birçok yayın var. Yoimbin'le PubMed'e girdiğimiz zaman yaklaşık 26 bin tane yayın çıkıyor. En son 2022 yılında çıkan bir meta analizde 8 tane placebo kontrollü yayını değerlendirmişler. Bu placebo kontrollü yayınlarda yani boş ilaç veriyor bir kısmına, bir kısmında yoğun veriyor. Burada kıyaslıyor. Boş ilaçta hemen hemen kafa kafaya aynı oranda etkisi olduğunu söylemişler. Onun dışında çıkan diğer sonuç ise eğer hasta sertleşim olduğu için herhangi bir tedavi alıyorsa bunun yanına yoğun bin eklerseniz daha da iyi bir sonuç alabilir. Sonucu çıktığını görüyoruz Yoimbin'de. Yoimbin'i kullanırken çok beklenti içerisinde olmamak gerekiyor ama sertleşme bozukluğunuza da iyi gelebilir. Ama en önemli olarak söylemem gereken şu ki yani birçok takviyeci gıdayı araştırırken karşısına çok garip şeyler çıkmadı ama Yoimbin'de gerçekten Yoimbin kullanırken zehirlenen ya da ölen olduğunu gösteren birçok bilimsel makale okudum. Gerçekten de neden bilmiyorum ama Yoimbin'i yüksek dozda kullanmış hastalar yaklaşık normalin 10-15 katı, 20 katı Yoimbin kullanmışlar. Ve yüksek dozda Yoimbin kullanmasına bağlı kişilerde zehirlenme, bir kısmında da ölüm gerçekleşmiş. O yüzden mutlaka dikkatli kullanmak gerekiyor. Yüksek doz kullanmamak gerekiyor. Etkisini görseniz bile, fayda görücü etkisini görseniz bile. İnsanların bazen yanıldığı şişe oluyor. Nasıl olsa bu doğal bitkisel bir ürün. İstediğin kadar kullanayım, bir avuç kullanayım bir şey olmaz. Ama ne yazık ki olabiliyor. Sıkıntı meydana gelebiliyor. Yoimbin böyle ürünlerden bir tanesi. Çok dikkatli kullanılması lazım. Aynı zamanda alfa reseptörler üzerinden hareket ettiği için tansiyon ilaçlarıyla bazen sıkıntılı durumlar oluşturabiliyor. Klandin antihipertansiyon ilacıyla beraber kullandığında tansiyonu düşüreceğine daha da yükseltiyor. Hatta bir tane beyin kanaması ve bir de yüksek tansiyonla acile gelen vaka yayını var gene. Dikkatli olmak gerekiyor. Mutlaka Yoimbin'de kullanılabilecek bir ürün sertleşme bozukluğu için çok büyük beklentiye girmemek lazım. Ama dediğim gibi çok dikkatli kullanmak lazım. Bir yan etki gördüğünüzde mutlaka doktorunuza ulaşmanız şart. Dinlediğiniz için teşekkürler, saygılarımla.